Fatullah Hoca, devlet Fatullah Hoca'ya yardım edince nasıl geliştirmesin ki? Nasıl devlet yardım edince? Ya şimdi bu zat yani 1963'te daha teşkilat kanunu çıkmamıştı. Evet. Teşkilat kanunu 1965'te çıktı. 63'te o zamana kadar ilkokul mezunları da imtihanla müftü vaiz olabiliyordu. Evet. O da ilkokul mezunu olarak 63'te imtihana girdi. Daha doğrusu Yaşar Tunagür, o zamanki Edirne'de görevliydi Yaşar Tunagür, onu teşvik etti ve girdi, imtihanı kazandı, vaiz oldu. 40 Evet. 40 elinde vaiz oldu. Şimdi Yaşar Tunagür şeye gitti. İzmir'de o Kestane Pazarı Derneği'ydi, zengin bir dernek. Hem İzmir merkez vaizi oldu. Ama ondan sonra orada o bir teşkilat var. Şöyle şey, öğrencilere burs veriyor falan filan, geniş imkanları vardır. Sonra 1966'da Yaşar Tunagül Gençler Başkanlığı'na istediler. Evet. O zaman Demirel hükümeti. Fakat Yaşar Tunagül'ün şartları yerin yok yani. Gençler Başkanı olma için 15 senelik o teşkilatta hizmeti olması gerekir. Bir de ilahiyat mezunu olması. Ama bu olmayınca başkan yardımcılığına getirdiler onu, fakat bütün yetkiyi ona verdiler. Ona verdiler, Evet. evet. Şimdi Yaşar Tunagül o Kestane Pazarı'nda o şeyi, dediler ki sen bizi bırakıp ki nereye gidiyorsun dediler. O da dedi ki ben güvendiğim bir zat var. Edirne'de benim mahiyetimde çalıştı. Çok takva bir adam. Onu size getiriyor. Nurcu. Ondan sonra ben onu yerime çağıracağım. Onu getireceğim. Naklini buraya aldıracağım. Yani vaiz olarak. Ve ben sizin bir sıkıntınız olursa al ödeyim. Ben Ankara'da da sizinle her türlü müşkilatınız, sorunlarınızı şey yaparım falan diye. Böylece Fethullah Gülen o dönüm noktası oldu Fethullah Gülen için. O Kestane Pazarı o şeyin başına gelince. Ben Erzurum'a geldiğimde Fethullah Hoca benden önce gitmişti şeye. Edirne'ye. Edirne'ye. Evet. Fakat arkadaşlarını tanıyorum hepsini. Yani onun okuduğu hocaları da biliyorum. O hocaların da böyle pek ilmi yok. İki tanesini mesela gayet iyi tanıyorum. Erzurum'da ilimleri yoktu o hocalarının yani. Ha şimdi bu zat oraya şey yapınca 1966'dan itibaren bunlar o hareketi başlatıyor. Evet. Ve devlet de onların eline. İlk önce Diyanet'te bunlar şey yaptılar yani. Teşkilatlandılar. Teşkilatlandılar ve önemli yerlere geldiler yani. Hatta Diyanet'te imtiyazlı sınıf haline geldiler. Kim onlardansa onu en önemli şeye getiriyorlardı. Mevkiye. Mevkiye ve özellikle de o paralı şey mevkiler yani para Para getirecek, toplanabilecek yerler. toplanabilecek diye. Ondan sonra şimdi gelen hükümetler hepsi onların elinden tuttu yani. Evet. Derken yavaş 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 devletin bütün kurumlarında imtiyazlı sınıf haline geldiler. Evet. Yani devlet onları getirdi. Yani sızma, mızma bilmem ne bunlar hikaye yani. Devlet bilerek bunları imtiyazlı bir sınıf haline getirdi. Peki şöyle mi hocam? Ha bir dakika şunu şey yapayım. Tabii Ondan şimdi. sonra bu yurt dışı hizmetler, okullar falan deyince devlet zaten Her şeyi her seferber şeyi etti. onlar için bütün imkanları açtı onlar için. Gelen bütün hükümetler de ona destek oldular. Özal'dan beri tabii hepsi. Hepsi ona destek oldu. Ve örtülü, yalnız Ozal'ınki yalnız ona mahsus değil. Ozal diğer cemaatlere de örtülü ödenek şeysini verdi. Yardım etti, evet. Yardımını yaptı. Yani dedi ki Ozal, bunların temsilcileri, İslam'ın temsilcileri bu cemaatlerdir. Bu cemaatleri güçlendirmek ekonomik olarak İslam'ı güçlendirmek anlamına gelir. Bütün cemaatlere verdi. Yani isimlerini saymayayım ben şimdi anlatsam yaşadıklarımı. Yani o cemaatlerin reisleri benim vereceğim kirayı veremeyenler 9 sene içinde ne servetler edindiler şimdi burada anlatsam akıl durur O kadar yani. Yani büyük. yerden para toplasan bu kadar servet toplayamazsın. Yani devlet bunlara bu kadar yardım etti. Ve Ozan
hiç bu fikri İslam'a uyar mı uymaz mı falan bakmadan, yani kim İslam'a hizmet ediyorsa hepsine yardım etti. Goya kendi aklı sıra bu cemaatlerin hepsi İslam'a hizmet ediyor. Hatta o Evrenos oğlu var ya, ona bile onu ve adamlarını hapse attılar. Ozan araya girdi, onları bıraktırdı hepsini. Sahte peygamberlik olmasına yani rağmen. Yani o şeydi, o adam şimdi o Diyanet'ten bilir kişi olarak Devlet Güvenlik Mahkemesi onları tutukladı. Onu ve adamlarını ve Diyanet'ten bilir kişi istedi. Şimdi o Diyanet'ten giden bilir kişi, o üst kademeden bana anlattı. Ben onlara müşavirlik yaptığım zaman bana anlattı. Dedi ki ben gittim bilir kişi olarak. Oo, baktım ki yahu hiç sıradan adam yok bunun müritleri. Başsavcılar, doktorlar, avukatlar, genel müdürler, daire başkanları. Öyle bir kitle. İskender Evrensoğlu'ndan bahsediyoruz. Ha. Dedi Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı dedi ki bunun kitabı budur. Bunu al sana oda, bu odada incele de fikrini bize şey yap. Ben diyor odaya çekildim. Kitabı açtım. Evrensoğlu'nun kitabını. Haşa Kur'an'ını yani. Tövbe tövbe. Çok güzel bir alyasıyla yazılmış. Ve şöyle başlıyor. Ey kulum Evrensoğlu. Cenab-ı Allah diyor. Cenab-ı Allah diyor. Ey kulum Evrensoğlu. Muhammed'den sonra peygamber olarak seni gönderdim. Haydi bakalım. Peygamberimizden sonra peygamber olarak seni gönderdim. Müthiş bir şey. Ey kulum Evrensoğlu. Sen önceleri Adıyaman Şeyhi'nin müridiydin. Ama ben seni 7 mertebe onun önüne geçirmedim mi? Ey kulum Evrensoğlu. Sen bizden Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin kurulmasını istedin. Biz de vermedik mi? Bunun gibi böyle. Ondan sonra o zat dedi ki, o bilir kişi dedi. Ben savcıya dedim ki vallahi bu peygamberlik iddiasında bulunuyor. Savcı tuttu diyor, hepsini tutukladı diyor. Sonra bir süre sonra baktım ki savcı hepsini tahliye etti. Serbest etti. Sonra anladım ki dedi, bana söylediler. Turgut Bey araya girmiş. Çünkü devlet o şeyde devlet planlamada çalışmış. Çalışmış evet. Oradan yemek yiyormuş. Evet. Ve Turgut demiş ki dön diyor savcıya sordum. Dedim ki ya sen onları hepsini niye tutukladın? Beraat ettin. Hepsini bıraktın. Dedi ki bana dedi ki o bilirkişi dedi. Dedi başsavcı bana dedi ki ya bunlardan yoba, surafeci olmaz ya. Bunlar hepsi bir öğrenimli insanlar. Eğitimli insanlar. Eğitimli insanlar. Devletin yüksek kademelerinde bulunmuşlar. Kademelerinde bulunan insanlar. Bunlar yobaz olmaz dedi diyor. Hepsini bıraktı. Bak. Bu ne bile bu tasavvufi ve tarikat fikri öyle bir felaket ki. Çünkü teslimiyet olduktan sonra tahsilli, tahsilsiz, bilmem ne, bilmem ne, bilgili, bilgisiz, hepsi eşit. Evet. Bunun temelini o efendim tasavvuf ve tarikat ayrıdır diyen o cahil ve gafillere söyleyeyim. Bunun temelini Hakim-i Tirmizi ve İmam Gazali atmıştır.